Zaten bu oyun 20 Peki dakikaymış. denildi bana da teşekkür et. Yok. Zaten bu oyun 20 dakikada bitiyormuş galiba. O yüzden çok hızlı, çok kısa bir bakalım şu oyunu da. Hızlı bir şekilde oynayalım bakalım. Hızlı hocam, açıl çabuk, go. Go hızlı. Elim 2'ye. Yani belki bir bölümün yayında oynarım da bugün girmeyeceğim yani. Bugün yine kendim ilerlerim. Belki oyunun ortasından bir yayın yaparız yani. Şeye de bakalım. Bu oyun nasıl bir oyunmuş? Yani oyunun ismini yazdığı gibi bu oyunda bağırmamamız gerekiyormuş. O yüzden hep beraber göreceğiz arkadaşlar nasıl bir konsepti var. Oyun 4-3 bir gerçekten. Bir de Unreal Engine 5'te yapılmış oyun motoru. Bakalım Unreal Engine 5'te bir korku oyunu. Okey. Orada BSX. Aa, ışıklarım kapalı. Tamam, sesim full de. Şey takıyorum. Ormanı full dolaş diyor. Kuzenlerin arkadaşlarını oynamak için sor. Okey. Unreal Engine 5. Tamam hocam. Bunda oyun yapanlar mı? Oyuna ne eklenecekmiş? Steam Achievement Trading Card. Türkçe dil desteği falan filan falan filan. Bu Early Access bir de. Okey. Before playing, don't scream. Please play the game the way we intended. This means setting up your microphone correctly. Here's how to do that. You should Nasıl? be able to speak only quietly, not loudly, with slight gasps or sudden sounds counting as screams. If you speak too loudly and your voice exceeds the threshold of the microphone divider line, a red flash will appear on the screen, signaling a scream. It's up to you to find a comfortable balance between speaking softly and what should be considered a scream when you calibrate your microphone. For optimal results, you should determine the best distance to position the microphone from your mouth. Please be aware that external audio software can impact your game's microphone calibration. Adjust settings in both your game and audio software for optimal calibration. Thanks for listening, play fair, and most of all, don't scream. Okey, bir mikrofon. Oğlum böyle sesim çok fazla geliyormuş. Bir yavaş konuşmaya. Hafiften böyle susam oğlum yine sesim şey artıyor gibi ya. Bunu deyince kötü oluyor. Sıfıra çeksem. Ses deneme, ses deneme 1 2 3. Böyle hiç sesim almıyor. Bu olmaz. %4. Merhabalar. Merhabalar. Tabii ki arkadaşlar günümüz ekonomisinde bunu yapmak pek mümkün değil. Böyle okey gibi bu sesle konuşursam sanki bir sıkıntı yaşamıyoruz. Normal konuştuğunda böyle ses oluyor sadece. Mesela 6 denesek 6'da düşük konuştuğunda da 3 denesek. Merhaba arkadaşlar günümüz teknolojisinde tabii ki bunu yapmak mümkün değil. Sağ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 iyi gibi ya. Sanırsam 4 en mantıklı seçenek. Böyle hafif konuştuğumda okey. Normal konuştuğumda da ses şey düzeyini geçiyor gibi. Okey, 4'te kalalım o zaman. Video ayarları. Hani yüksek olsun. Bu ne? FNAF'ın Mario oyu geçmesi hakkında ne düşünüyorsun? Garip artı 18 bir filmin Mario'yu geçmesi. Okey, play. Hadi bakalım. Ben sen hatta bağırdığını görmedim. Yani arkadaşlar ben evet, bağıran bir insan değilim. Beni bağırırken, ağlarken falan göremezsiniz. O yüzden ben de oyun nasıl bir deneyim yaşayacak çok merak ediyorum. Ama en kötü bir ASMR yaparız. Bakalım ona ne tepki veriyor oyun. Hep beraber göreceğiz. Ege 13. Ya 13 olsa bile yine 13. Oğlum FNAF'ın kitlesinin %90'ı 8 yaşında zaten amına koyayım. Okey. Ne? Bağırdın mı? Bağırınca oyun mu bitiyor direkt? Oğlum direkt oyun mu bitiyor? Evet arkadaşlar bundan sonra çok ufak. Bir kere daha bağırma testi. Üçe düşürdük çünkü arkadaşlar hafif bir koşmadı bile hemen ses 4'e çıkıyormuş. O yüzden 3 en iyisi diye düşündüm ben. Okey, buradaki sansürü kaldırma modu yok mu bu arada hocam?
Before playing, don't. Sansür kaldırmak istiyorum. Sansür de oynamak istemem oğlum. Sansür ne? Yıl olmuş 2023. Bu ne? Şu bıçağı alabilir miyim? Alamaz mıyım? Eğilme tuşu. Okey. Bu oyunda beni bağırtacak ne olabilir şu an? Ormanda bir yaratık mı var? Niye oyunda bu kadar ses çok az? Hiçbir şey duymuyorum şu an oyundan gelen. Sesimi algılamıyor da 4D'de çok fazla şey oluyor. 4 seviyesi çektim. Küçücük konuştuğumda hemen algılıyor. O yüzden 3 en iyisi gibi geldi bana arkadaşlar. Önümüzde bir item görüyorum. O yüzden bir odaya gidelim bakalım neymiş, ne varmış. Burada sallanan sanki 2 tane insan var. Oyun burada benim geleceğime bir gönderme yapmış olabilir belki de. Bakalım. Merhabalar. Coca Cola anasını sikeyim. Kola vallan. Lan. Lan. İçebiliyor muyum? Adama bak. İçemiyoruz, okey. Uçağa gidelim bakalım. Düşen bir uçağımız var burada. En son düşen bir uçağa Metro Last Night'te binmiştim. Çok güzeldi. Bakalım burada karşımıza korkunç bir şey çıkar mı arkadaşlar? Last Night var mı oyunda? Burada Flashlight. Bu arada Solat'ta 15 dakikayız. 15 dakikada oyunu bitirmem mi lazım? Amacımı anlasam ne yapmam gerektiğini. Oyunu bitirebilir mi diye anket açılmış. Ben yokum. İstenen emanını basabilir. Ben olsam bitiremezi basmıştım bile abi. Geçmiş olsun bu arada. Çünkü oyunun amacını bile bilmiyorum şu an. Bildiğin oyunun amacını hiçbir bilgim yok yani gerçekten. Ha? Ney? Hocam sığınakta da mı gidiyoruz? Atom bombası mı gelecek? Gece olunca çok güzel gözüküyor başta. Oğlum bağırmadım, ne bağırması? Bu çok saçma bir sistem işte ya. Yani direkt bağırınca oyun mu bitirin amına koyayım. 18 dakika boyunca hayatta kalmak mı? Amacım 18 dakika boyunca hayatta kalmak mı arkadaşlar? Gerçekten. Yani 18 dakika boyunca böyle AFK kalsam oyunu kazanabilir miyim? AFK kalayım o zaman, ne gerek var? Zaman duruyor mu bakayım? Aa duruyor gerçekten. Ya hayatım yani oyun boyunca o zaman W'ye basayım. Ne olur ki? Çember çizeyen ne abi? Ben bu sistem eklenebilir bence. Bu kadar kötü tasarım. Ya bu zaten oyun değil, bir demo gözüyle bakmanız gerekecek arkadaşlar. 3 tane adam Unreal Engine 5'te bir demo yapmak istemiş. Farklı bir konsepte. Ya o yüzden pek de söylemeye bir şey yok yani. Oysa 20 dakikalık oyun bu. Adama bir yerde yapmıştır bu oyuna gerçekten. Yanlışlıkla gider zaman yerlemiyor. Ağzımdakini bir soruyor. Yıllık atma oyun çıkarsa da gayet güzel atması var. Olabilir gerçekten.
Okey, tamam. Çığlık atmayı çıkarsa güzel bir atmosfer gibi. Yani şu oyun tek bir şeyle düzeltilebilir. Aa oğlum, yavaş konuşuyorum ya. Oğlum yemedin, bağırmadın bile ama ya. İkiye çeksen bu sefer de iç sesim algılamayacak amına koyayım. Boyun şöyle bir şekilde düzeltilebilir. Bağırdığımda ölmeyeceğim de bir arkandan bir yaratık kovalayacak, yani yaratığı sıyrıklayacağız. Yani böyle bir eklemeyle oyun cidden 5 puan artar ama ne yazık ki yapımcılar düşünmemişler. Buna hiç sormuyorum, oluyor ama o zaman da oyunun anlamı kalmıyor ki. Ne gerek var o zaman? Oynanırken kim bağırıyor ki? Twitch'teki kadın yayıncılar. Nasıl cevaptı? Beğendiniz değil mi arkadaşlar? Ne oluyor lan, oyun kas... Oğlum ne oluyor? Oyun bir 5 FPS'e düştü. Yani korktum arkadaşlar, böyle FPS düşünce sanki bir şey mi yükleniyor acaba? Oyunda sesli korkacak ne var? Daha bir şey görmedik. Hep beraber görmeyi düşünüyoruz. Ben birazcık daha alçak sesle konuşacağım. Çünkü bazen yine yakalanıyoruz kötü bir şekilde. Burada niye bir kapı var? Tek başına duruyor. Bu kapı neye açılıyor hocam? Bu kapıyı oyun yapımcıların random bir şekilde yanlışlıkla bir ekleme ihtimalleri nedir? Ormanın ortasına. Ekim 1993. Etkileşim tuşu yok. Hayır, görmedim. İki dakika gitti, 16 dakika kaldı arkadaşlar. Zaten birazdan gece olacak. Ben arkama baktım da yaratık falan çıkar mı? Çıkmıyor. Okey. Yerle güzelen. Hava karanmaya başladı. Garip bir sesler duyuyorum şu an. Beni korkutabilir misin oyun? Öyle bir şey yap ki çığlık atayım. Öyle bir şey yap ki çığlık atayım oyun. Gece. Buldum. Eve geldim. Birazdan eve gidiş yapacağız. Bakalım evden ne çıkacak. Merhabalar. Neden biz böyle evleri Türk cinli oyunlarda çok oynadık hocam. Çok fazla cinli evden geçtik. Bu kim lan? Mozart mı lan bu? Bir tuvalet var. Sifon çekilmemiş. Mutfağa bakmıştık. Evin iç kısmına ilerliyorum. Zaman niye durdu? İlerliyorum şu an. Hareket ediyorum. Zaman niye durdu? Kim var lan üst katta?
Ev güvenli bölge mi? O zaman ne anlamı var? Dur bakayım, dışarı çıktım. Bu zaman yine akmıyor. Akmaya başladı. Yani güvenli bölge mi var? O zaman herhangi bir artık gördüğünde buraya koşayım ben hocam. Hemen ilerliyoruz o zaman. Hocam amacımız çalıp çıkmak değil. Ne oluyor lan? Buradan ses geldi, o yüzden buraya gideyim arkadaşlar. Madem yırtık bekliyorum. Oğlum şöyle bir Slenderman oyunu istiyorum. Çok bir şey istiyorum yani. Şu orman, şu oyun. Ama Slenderman olacak. Böyle grafiklerde. Çok bir şey istiyorum abi ya. Şuradan kağıt toplayalım amına koyayım. Kafama kuş mu çarptı biraz önce? Şeyim oynamıyor çünkü çok 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 az konuşuyorum. Random önleyeyim diye. Bu ne lan? Onun kimi de koltuğunu bıraktı. Ya uçaktan düşen koltuk, okey. Kados ne var yandan? Pardon, ne kadrosu? Kaptan, kaptanı bu diyecektim ben, pardon. Kaptan ne var yandan? Burada bir ışık görüyorum. Son 12 dakika, 6 dakika ilerledik. Kaldı 12 dakika. Halen daha bir tehlikeli karşılaşmadım. Yani beni korkutacak bir şeyle. Ses buradan geliyor, buraya gidiyorum. Güzel bir walking simulator. Yani bir şey oldu diye bekliyorum. Ona kadar bir şey olmalıydı değil mi? Yarısında bitirmek üzereyiz. Burada ışık mı var? Ama vallahi ışık var, ben aşağı gidiyorum. Müzik lazım. Oğlum müzikle oyun atmosferi bozulur lan. Ne müziği? Oğlum kola makinesiymiş ya. Kola makinesine gittik ya zaten. Neyse tekrar gidelim. Beyler oyun kastı bir şey yüklendi, geçmiş olsun. Ne eklendiğini birazdan göreceğiz diye umuyorum. Kabaklı dere cin düğünü. Oğlum bu oyun korkutmuyor ki. Sadece ses veriyor şu an. Beni kovalayacak bir şey olmayacak mı? Yani jumpscare çıkmayacak mı? Birkaç sesle beni korkutamaz ki oyun. Ya mutlaka bir jumpscare lazım. Hayır, şu ana kadar kimse chatte şey yazmadı. Babam okula nasıl gittiğini anlatıyor yazmadı. Şaşırttınız beni arkadaşlar. Merhabalar. Bundan kaçmalı mıyım?
Korkunun çocuğu olmaz. Ya da ölür müyüm lan? Valla koşalım üstüne. Acaba ölür müyüm Boo. diye. O yüzden gitmek istemedim. Kim ağlıyor lan? What the fuck? Hedefen mi oluyor bir konuyu niye sallıyorsun? Düt düt. Düt düt düt. Evet, devam edelim bakalım buradan. Herhangi bir şey ölmüyorum. Okey, o zaman ben şimdi üstüne koşalım ki. Son 9 dakika. Yeniden çığlık sesleri duydum. Ya. O oyun script önüm attı bildiğin ya. Karı bak lan bana. Yağmur mu yağıyor? Abi eve geldik yine ya, döndük dolaştık. Örümcekleri bug'a mı soktun? Görmedim bile lan örümcek. Tuko. 3 ay. Ne amaçlı oyunda? Sol alttaki suyu bitirmek, 7 dakikada hayatta kalmak. Bağırmadan tabii ki. Bağırınca oyun bitiyor. O yüzden böyle sessiz konuşuyoruz arkadaşlar. Hanım da çıktı ya. Bugün bir vurpucunu beni mi gömsem? Ne yapsam? Neyse ki. Biraz önce jumpscare mi oldu? Biraz önce jumpscare mi oldu? Aşağıdan göremedik mi? İşte öyle bir şey mi oldu? Nereye geldik lan? What is this place? Bu kapı açılır mı? Lütfen açılsın da korkayım. Aman koyayım. Lan mezarlığa geldik. Lan biraz önce elim mi gözüktü benim? Son 6 dakika. Ben baka mı soktum? Neyini baka soktum oyunu tam olarak? Acaba diğer yayıncılar. Oynayan Türk yayıncı var mı ki bunu? Varsa eminim güzel tepkiler veriyorlardı da ben birazcık olduğum gibi insan olduğumdan arkadaşlar. Ben pek tepki veremiyorum, özür dilerim o konuda. Ben de çok isterim çığlık fanatim korkayım sizi eğlendireyim ama. Neyse ki ben çok fazla korku oyun oynadığımdan, izlediğimden korku filmi. Benim korku çıtam çok yüksek o yüzden.
Korkmam nadir oluyor. Çok yarı da kafada sıktı diye gerçekten mi? Aslında tam cahilin koyuna benziyordu bu. En son neye korktun ki? En son hangi Türk oyunu oynamıştık lan? İblis 2 mi oynamıştık? Yok bir tane daha farklı bir şey oynamıştık sanki. Orada bir iki tane güzel jumpscare vardı. Onda da korkmuştum. Steam TV'yi kaldırdım deyince daha çok çığlık attı. Yani bu jumpscare deneyimi sayılır sanırım. Vatikan korku oyunu mu? Bodycam sayılır sanırım. Evet, Bodycam korku oyunu. Unreal Engine 5 oyun motorunda. 3 dakika oyun bitiyor şu an. Oyun güzel olacakken. Her bir oyunun güzel olması için demo olmaması lazım. Bu demo şu an. Bunu full konsepte çevirmesi lazım yani. Böyle sakin sesle konuşsun çok seksi oluyorsun. Teşekkürler Q yapmış. Mesela sonra özelden güzel fotoğraflar atabilirim sonra. Sen yeter ki iste bebeğim. Biraz konuşmaya devam edersen boşalacağım. Hocam 3 dakika hocam beni korkut lütfen. Aynısı ama bunu bir kere daha yaptılar ama. İkinci kez aynı şeyi yapıyorsun. Böyle olmaz koyun. İki buçuk dakika. Süre bitince ne oluyor hep beraber göreceğiz. Yine sesin olduğu tarafa gideyim de belki jumpscare falan çıkar. Arif'in Mage Knight'ın attığı golü alıyordum. Nereye geldim amık. Bu güzel denemeydi. Tamam kabul ediyorum çok güzel denemeydi. Güzel yapmışlar. Ama ekrana çıkarttıkları kadın korkusu değil. Onu birazcık daha cin gibi yapsaydı güzel olurdu. Hemen bir korku oyunu yapacağım göreceksiniz oğlum. Amınıza koyacağım sizin bekleyin siz. Yok Silent Hill'miş yok Kojima PT'ymiş yok oymuş Outlast'mış. Amınıza koyacağım oğlum sizin. Yani 1,5 dakika. Hocam bitiyor oyun. Hocam kamera birazcık fazla mı? Kamera birazcık fazla mı kapandı? Hocam 1 dakika. Hocam 55 saniye bitiyor. Ha ne lan? Emeceklerin böyle kalması normal mi? Cidden yürümemesi. Bence hiç normal değil. Ne oluyor hocam? Hocam 30 saniye. Hocam 18 saniye. Son bir jumpscare mi geliyor yoksa? Hocam zaman bitiyor. Ekranı aç.
Benim zaman bitiyor. 3, 2. Bu son denemesi galiba oyunun. Ne zaman bitti? Kapıya mı gideceğiz acaba? Öf. Hocam. Hoca bitir artık hoca.68 tane çığlıktan kurtulmuşum. Okey, böyle bir oyunmuş bu da arkadaşlar. Yani güzel bir konsept. Ama dediğim gibi çığlık katınca ölmek yerine bir yaratığı triggerlamak, yaratığı bizi kollamasını sağlamak çok daha mantıklı, güzel bir seçenek olurdu. Onun dışında böyle body cam korku oyunları her zaman bundan sonra bir yükselişe geçecek. Böyle çok daha oyun oynayacağız.